the death of Azeroth, the god of the orcs, put an end to the advance of his hordes through Antalor. Crushed by their defeat, the invaders fled south to mourn their leader. The victors refused to surrender Azeroth's corpse to the orcs, swiftly sealing it for eternity in a magical casket. With the death of Azeroth, the continent became infested with the taint. And there came a strange new magic to the land. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Bu sefer farklı bir oyunla birlikte karşınızdayım. Two Worlds. Two Worlds benim önceden oynadığım ve çok da beğenerek oynadığım bir oyun. Çoğu zaman Oblivion ile özleştirilir. Bir iki ya da üç bölüm bununla ilgili bir video hazırlayacağım. En azından oyunu sizlere göstermek için. Oyun şu an Steam'de ve GOG'de indirimde. Ben GOG'den satın aldım oyunu. Dilerseniz Steam'den de satın alabilirsiniz. İki tarafta da indirimde zaten. Oyundan biraz bahsedeyim oyuna girmeden önce. Oyuna girdikten sonra zaten kısaca oyundan bahsederek birkaç bölüm hazırlayarak oynayacağız. Two Worlds gerçek zamanlı yaşayan bir dünyada yaşanan olayları konu ediniyor. Çoğu yönden de Elder Scrolls 4 Oblivion ile özdeştiriliyor. Oblivion ve Gothic 3'teki gibi oyun doğrusal değil. İstediğimiz zaman yan görevleri tamamlayarak oyun dünyasını keşfetmekte özgürüz. Bununla birlikte Ateş Tanrısı Azirael ki bahsediyordu zaten trailer'da da. Onun mezarını açmayı planlayan gizemli güçler tarafından fidye için tutulan kahramanımızın kız kardeşini kurtarmaya odaklanan bir ana görev de var. Oyun diğer rol yapma oyunları gibi sabit kahraman sınıflarını kullanmıyor. Kahramanımız deneyim ve seviye kazandıkça kazanılan nitelik puanlarını yani attribute'larını herhangi bir niteliğe edinmek ya da yükseltmek için kullanabiliyor. Bu da çeşitli oyun tarzları ve yaklaşımlarına yol açıyor ki zaten rol yapma oyunlarında bunu bekleriz. Oynanabilirliği artıran bir özellik olduğunu da söylemek gerekiyor bunun. Ki her oyunda da bunu görmek istiyoruz artık yani devamlı olarak. Umarım sonu gelmez bunun. Bu oyunda öldüğümüz zaman da işte yakınlardaki bir tapınakta yeniden dirilebiliyoruz son save'e gitmek yerine. Bu tapınaklar oyun haritasında birçok yerde bulunabiliyor ki ayrıca tabii ki isterseniz gidebilirsiniz son save'inize. Ayrıca yeteri kadar yakınlaştığımızda sağlığımızda bu tapınaklar yenileyebiliyorlar. Ancak biraz daha fazla mücadele alıyorsanız oyunun en yüksek zorluğunda permadeath özelliği de var. Ben şu an window modda oynuyorum. Dilerseniz siz window modu deaktif edip buradan resolution'ı seçebilirsiniz. Steam'deki versiyondan emin değilim. GOG'den satın aldığımızda bütün eski oyunlar zaten optimize çalıştığı için yeni jenerasyon bilgisayarlarda da buna güvenerek zaten GOG'den satın aldım. 10-15 lira fazla verip. Bu yüzden burada bir sıkıntı yok. Şöyle bir sorun yaşayabilirsiniz her iki platformda da. İster Steam'den alın ister GOG'den. Resolution'ı 1920x1080 ya da monitörünüzün resolution'ı kaçsa o seviyeye getirdiğinizde bir bozukluk olabiliyor, oyun kapanabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için tabii ki önce Windows modu alıp oyunu, ardından oyunu Windows modda açtıktan sonra Windows modu deaktif edip buradan resolution'ı seçebilirsiniz. Şu an burada gördüğünüz gibi bütün resolution'lar yok. Windows modu deaktif ettiğimde onun hepsi gelecek oyun bozulmadan ve oyunu kapatıp tekrar açmanız gerekecek böylece. Bunu bu şekilde çözümleyebiliyorsunuz. Ben burada şimdi hızlıca zaten bütün ayarları ayarlamıştım. Geri dönüp yeni bir oyuna başlayalım. Dediğim gibi tek bir karakter yaratıyoruz. Herhangi bir sınıf veya vesaire yok. Onun için de bizim karakterimizin gideceği yönü belirlememiz gerekiyor sadece. İstersek sadece okçu, istersek sadece kılıç ustası ya da dagger kullanan bir babayiğit olarak oynayabiliriz.
Zorluk medium'da kalsın. Ben burada herhangi bir ayarla aslında oynamak istemiyorum. Doğrudan hızlıca oyuna giriş yapayım ki sizler de oyunu görün. Bu arada kesinlikle tavsiye ediyorum oyunu. Burada bir ara video girecek. Önce onu bir izleyelim. Why did you not tell me? You will bleed to death. 'Tis just a flesh wound. We must ride on. You passed out. This wound may become infected if I do not see to it. Let us go on. Please. Hush. They will not find us in such a storm as this. You must rest. So you thought you could escape me. The building is empty. We can pass the night here. Kira? Kira? Evet, fark edeceğiniz üzere kahramanımız Kira adlı kız kardeşini kaybediyor. Orada hikayemiz başlıyor. It's probably him. Run. Tell a village elder. Where can I find the village elder? Are you that bounty hunter? Not many of you left in Talmont, eh? Aye. Look upon a rarity while you can, for I shall be gone soon. The village elder will be here directly. They have found another body. I shall wait. Your sister is alive. Be in Talmont during the second week of harvest. Wait for us there. We will find you. Be patient, and no one will be harmed. I'll go no further than this. Go straight down to the gates there. Do you fear this place so much? We're peasants, not soldiers. Since the dwarves went north, 'tis only gnomes that visit this temple. Return to the village. You have done your part. Evet, epey heybetli bir son video kısmı vardı. Şimdi ben biraz oyundan bahsedeyim. Zaten yani gördüğünüz kadarıyla da bir kapsam var. Biraz daha böyle Elder Scrolls for Oblivion'a ve Gothic 3'e benziyor dedikleri yer buralar aslında. Oyunun geçtiği dünyaya Antalor deniyor. Oyunda seyahat ederken yeni ışınlanma noktaları, bu arada ben şöyle bir haritayı açayım size.
Oyunda seyahat ederken yeni bir ışınlanma noktaları, mağaralar, köyler ve diğer konumlarla karşılaşabiliyoruz. Klasik olarak da seyahatlerimiz oyun için mini harita tarafından kaydediliyor. Böyle sağ üstteki gibi. Bu demek oluyor ki oralara zaten daha önceden gitmiş oluyoruz ve bu bizim quest logumuza kaydedilebiliyor. Logumuza kaydediliyor. Bu zaten birçok oyunda benzer. Bu arada harita size de Sword Coast gibi değil mi? Öyle görünüyor biraz. Şimdi ışınlanmalar keşfedilen bölgeler arasında hızlı seyahat sağlıyor bildiğiniz üzere. Sıkı durun. Binebileceğiniz atlar ve diğer hayvanlar ya da yaratıklar da mevcut. Yani sadece at değil, hayvan veya diğer yaratıklar da binebiliyoruz diğer hayvanlara. Traverse'deki yaratık çeşitliliği de öyle kabataslak düşünülmemiş. Vahşi alanlara sahip diğer CRPG'lerin aksine düşmanlar yeniden spawn olmuyorlar. Ancak vahşi olmayan alanların çoğu yoğun bir yaşayan nüfusa sahipler. Yani bu demek olmuyor ki şuradaki bir bölgeye gittiğinizde burada sizi birkaç ayı karşıladı. Bir sonraki seferde gittiğinizde karşılamayacak. O yüzden rahatlıkla geçerim değil. Oradaki size gerçekten zorluk verebilir. Ana görevin ötesinde ki Tainted Blood şu anki görevimiz. Ana görevin ötesinde takip edilecek belirli bir hikaye yok. İstediğimiz görevi tamamlamakta ve istediğimiz gibi dünyayı keşfetmekte özgürüz demek oluyor bu. Hikaye var ama bunu takip etmek zorunda değiliz. Belirli görevleri tamamlayarak kazanılan itibar yoluyla erdemli bir kahraman olarak hareket etmeyi veya halk arasında onurlandırılmayı ya da şeytani ve korkulan birisi olmayı seçebiliriz. Ki Reputation bölümü de buradan erişilebiliyor. Burada bütün detaylarımızı takip edebiliyoruz. Şu an 4.8 metre yürümüşüz. Şu kapıdan buraya kadar gelen yer. Bütün detaylar burada zaten. Reputation ve istatistik bölümünde o dediğim itibarları buradan takip edebiliyoruz. Two Words bir de burada bulabilecek miyim bakayım. Sanırım belli şurada. Simyayı direkt size karakterinizin üzerinde bunu yapabilmenizi sağlıyor. Gerekli malzemeleri birleştirerek buradan iksir, silah geliştirmesi, tuzak, bomba yapmamıza imkan veren bir simya ve üretim sistemi var. Buna direkt I'ya bastığımızda erişebiliyoruz. Inventory sekmesinde sağdaki bölümden Brew Alchemy'de diğerle ilgili maddeleri bulduğumuzda Brew Alchemy'yi tıklayarak bunu yapabiliyoruz. Formülleri editleyebiliriz istersek, burada zaten sonuçları çıkıyor. Bunu da zamanla görmüş oluruz. Burada simya becerisinde beceri puanları harcamak veya daha fazla malzeme kullanmak daha güçlü iksirler yaratmaya imkan veriyor ki o da skills bölümünde. Skills bölümünde burada simya skill'leri var. Zaten bu büyülerimiz de aynı. Aslında bütün skill'lerimiz burada yer alıyor. Trap kurma yeteneklerimiz var. Çalma yeteneği var. Gizlenme yeteneği var gibi. Birçok yetenek burada yer alıyor. Bunları geliştirerek daha fazla avantaj elde edebiliyoruz. Klasik olarak bu simyada da geçerli. Yani burada dediğim gibi simya becerisindeki beceri puanlarını harcamak buraya, simya becerisine yatırım yapmak, daha fazla malzeme kullanmadan hatta daha fazla malzeme kullanarak ve daha güçlü iksirler yapmamıza imkan tanıyor. Malzemeler ise vahşi doğada bitkiler, işte ölmüş hayvanların ve canavarların vücut parçaları veya yağma olarak alınan veya yerden toplanan mineraller ve değerli taşlar olarak bulunabiliyor. Bazı iksirlerin güç, sağlık, el becerisi, büyü ve benzeri gibi artırma gibi çeşitli kalıcı etkileri de var. Bazı iksirleri kullandığınızda, atıyorum XX sizinle kullandığınızda kalıcı olarak size vitality verebiliyor. Yani sağlık puanınız artabiliyor. Ya da strength verebiliyor. Kol kas gücünüz artabiliyor ki daha fazla vurabiliyorsunuz. Ya da en uç örnek defensive combat verebiliyor bir skill size. Burada skill'lerin üzerinde zaten bütün detayları yazıyor. Klasik olarak bir RPG oyunuyla karşılaşıyorsunuz zaten Two Words oynarken. O yüzden eski olması özelliklerinin grafik, hatta çoğu yeni jenerasyon oyuncular grafik özelliklerinden sıkılırlar oyunlarda. Burada dilerseniz onu tamamen örtbas eden bazı özellikler var bu şekilde. Yani dolu dolu oyun mekaniğine sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor Two Words. Ve ikinci oyunda var zaten. Hiçbir zaman olumsuz bir yorum da yapılmayan oyunlardan, nadir oyunlardan birisi Two Words serisi. Yetenek ve beceri puanı dağılımında ise, yani buradaki bölümde
params point'le skill points'ler ayrı geliyor. Yani bir puan buradaki attribute'larınıza veriyorsunuz. Bir kaç tane de skill point istediğimiz yerde de skill point'lerinize veriyorsunuz. 5 tane skill point varsa 5'ini de isterseniz air magic'i harcayabilirsiniz. Ama bunun advancement'ı 3, altta yazdığı gibi. Mesela necromancy yokmuş bizde çünkü henüz o eğitimi almamışız. Fire magic'imiz 3. Burada mesela parry level'ımız var. Bu level atlıyor tabii ki. Bunu istediğimiz kadar puan verebiliyoruz. Burada bazı büyük şeylerde eğer bunu sıfırlamak istersek beğenmedik. Mesela başka bir büyük deneyeceğiz. Bunu da büyük şehirlerde skill changers dediğimiz büyük şehirler zaten haritalarda inner gates mesela town değildir belki de. İşte tam yazsa da büyük şehirler olabiliyor. Capital City mesela. Capital City'de ya da Coordinar'da skill changer'lar yani yetenek değiştirici olarak adlandırılan ve belirli bir fiyat için bazı beceri puanlarının yeniden dağıtılmasına izin veren regression özelliğini sunan NPC'ler var. Yani gerileme demek olabilir belki de çevirirsek Türkçe. Bazı yetenek değiştiriciler kahramanımızın düzeyine ve deneyim miktarına bağlı olarak da daha fazla ücret karşılığında daha fazla puan iade edebiliyorlar. Ben şimdi bu arada biraz susup oyunu biraz oynamaya girişelim diyorum. F'ye basarak kılıcımızı zaten çekiyoruz. Kılıcı çekmeden kapı açılmıyor. Çünkü bizi burada bir düşman silsilesi karşılıyor. Hemen buraya bir trap bırakarak birle böyle bir rahatsız edelim. Burada trap var. Biri takılırsa bu takıldı güzel. Şimdi şunu bir odaklanalım. Oh. Evet. Koyduğumuz trap'i geri alabiliyoruz space'le ve ölen düşmanları da klasik olarak zaten space'le üzerlerindeki eşyaları almamıza imkan var. Burada şöyle bakalım. Bu neymiş? Bludgeon. Blood. Bizdeki daha kuvvetli ya. Kalsın. Topayla mı döveceğiz? Şurada bir meşale var. Onu da alalım. Burada lockpick seviyesi 3 olan bir trap chest bulduk ama güzel. İçinden bize uygun şeyler çıktı. Şunları da alalım. Bu neymiş? Ha, bunu kullanabiliriz belki. Magic eklendi. Ama şu an kullanamıyoruz. Çünkü Air Magic School'un level'ını 3 istiyorum. Yani skill point'te şunun 3 olması lazım. Ben yanlışlıkla verdim şu an. 3 yaptığımızda şu an kullanabiliyoruz demek oluyor bu. O yüzden ona vermeyeceğim ben şu an. Burada odaklanmak istediğim aslında damage olacak. Bir. İkincisi ise critical hit. Param'da ise dexterity ve strength. Peki. Burada alacağımız başka bir şey. Bu strength 12 istiyormuş. İleride kullanabiliriz. Alalım. Şu çok da şey değil. Kullanışlı değil bizim için. Aynısı var zaten. Şimdi şurada gemleri, bu gemleri silahlara yerleştirebiliyoruz. Bize art on fire damage sağlıyor. Bu silahımız şu an boş. Bunu sürükleyerek bırakabiliyoruz üzerine ve bize artı fire damage veriyor. Bir tane burada. Başka trap'imiz zaten medium healing potion. Okey. Aşağıdaki barda zaten bütün healing'ler görünüyor. Buradan çıkış yoktu bildiğim kadarıyla. Aynen hala yok. Şuralarda zaten bir şey yok. Şurada bir chest var. Bunu açmaya çalışalım. Genelde sıkıntı yaratıyor. Lockpick yetmiyor. Yetmeli. Kırıldı. Aa, açtık güzel. Şans. Bunu da alalım. Lockpick'leri de alalım. Bu ne veriyormuş? Cold damage. Ama şu an zaten bir fire damage olduğu için üzerine bir daha cold damage koyamayız. Gerek yok. Buradan şimdilik çıkıyoruz. Şu geriye zıplarken E'de ileri zıplıyor. Bu biraz daha dex'i yüksek karakter oynamak isteyenler için uygun. Şu meşaleyi aslında kaldırabiliriz. Böyle. Kılıcımızı kınımıza koyalım. Zaten bak fire damage yaptığımız için kılıcın etrafı kırmızı oldu. Burada bir NPC var. O arkadaşla bir konuşalım. I told you not to follow me. Why are you here? The village elder sent me. He wanted me to bring you the payment should you not return to the village. And why should I not go back there, pray?
Some people came to Cormoran when you left. For you. People? Tell me more. Swiftly now. Warriors. Hard ones. Not very friendly. One of them stayed to await your return. Ha! The Elder clearly thought I would run rather than meet this man. Forsooth, 'twas generous. But he now has lost the chance to save money. I do not understand. Where I come from, no one pays unless forced to. Nay, in Talmont, we honor good work. 'Twould appear I have much to learn of Talmont. Will you return with me? But that tough stranger... He should have been here a long time ago. Mayhap a friend of yours? No, but he has something for which I have searched for a long, long time. Pray tell me, friend, exactly where can I find him? In a hut, south of the village. The mayor offered him better lodgings, but he refused. Şimdi burada bu arkadaşla konuşmamız gerekecek. Talmont hakkında biraz bilgi alalım. Since Skeldon's rule of Talmont began 5 years ago, things have gone bad. Every village is isolated now. Skeldon yönettiği süreçte Talmont'ta kötü günler yaşamışlar. Skeldon, the leader of the ruling house, concerns himself only with rebels. We have learned to solve our own problems. I saw no patrols on the roads. The guards are afraid of the rebels. Altarkaga wants to regain power and his Karga clan is all over the mountains here. Orklardan korkmuyor musunuz peki? Hayatında hiç ork görmemiş. Haydutlar daha çok, Gromslar ve haydutlar onların zarar veriyormuş. Altarkaga was once the ruler of Talmont, but an edict of King Emry's forced him to hand over to the House of Skeldon. 5 years ago that was. We all thought we had seen the last of him, but then they returned. And with them came the rumor that Lord Skeldon had hatched a plot against the king himself. Is there any truth behind this rumor? How can we common villagers know of events in court? I can tell you only that Ebrat Skeldon proved many times that he cares only for the good of the house. Pekala, şimdilik ayrılalım. Dikkat et dedi. Asıl sen dikkat et, bizim kılıcımız var. Nezaketen söylemiş tabi de. Bir save edelim. Save. 1. Evet. Şimdi görevimiz güneydeki bir hatta bizi bir stranger bekliyor. Şu burada zaten gördüğünüz gibi görevin olduğu yer ışıl ışıl yanıyor. Cormoran Village, an old friend. Burada görev yok. Cormoran Village burada. Tamam, buraya gideceğiz her halükarda. Güneye. Biraz etrafa bir bakalım diyorum ben. Burada domuzlar var. Acaba öldürebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Bu... Aa, o. Yo yo yo. Çokmuş. Çokmuş. Oha, hepsi geliyor. Nasıl ya? Niye ki? Of. 4-9. Okey. Aa, hatırladığımdan zor çıktı şu an. Vuramıyoruz yalnız. Tamam, peki o zaman şöyle yapıyoruz. Load 1. Hiç zorlanmaya gerek yok. Domuz öldürememek normal bence zaten. Kralları öldüren hayvan kendisi. Burada bir potion üretmek için
Çelik bulduk. Burada ne varmış? Taşı, bu ne? O bunlar direkt saldırıyorlarmış zaten ya. Peki ben buraya çıkabilir miyim? Onlar gelebilir mi buraya? Geliyorlarmış. Güney'e gidelim arkadaşlar. Şurada mantar var. Ve eğleneceğiz gibi oyunda ama. Bayağı da yokuş aşağı hızlı mı gidiyorum acaba? Yoksa? Bari şunu öldürelim de. Oradan bir şey gelsin. Ne varmış bunda? Güzel. Bakalım. Tüy çıktı. Dodo Feather. Peki olur. Goti'yi hatırlattı bana biraz da. İşte Oblivion'u da ver tadı. Oh kalkanımız oldu. Kılıcı alalım. Burada bayağı bir şey bulduk. Yalnız Spike Trap var. Bunu acaba buraya sürükleyebiliyor muydum? Hayır, yere attı. Geri al. 7-12. 7-13. Bu daha iyi. Alalım. Onun üzerine de buzlu verelim. Şu üzerindeki fire damage'ı geri almaya var mıydı? Onu hatırlamıyorum. Ona bakmak lazım. Bu arada herhalde evet böyle ekledi. Evet yere attı. Mal. Oo, yok. Domuzu dövemiyoruz. Ayıyı hiç dövemeyiz bu arada. Bence. Kurtlar da var orada. Yok sağ olun. Güney'e gidiyoruz. Şu ne? Ondaki şeyi de aldık. Malzeme toplayarak Skyrim'deki giriş gibi ya şu. Aa burada shrine var. Güzel. Aldık. Oo, orklar. O zaman bir trap atalım buraya. İki. Grom dedikleri bunlar. Goblinimsi yaratıklar. Bir dakika. Blok tuşunu ben unuttum ya. Ya da var mıydı onu da hatırlamıyorum. Make action space. Blok tuşu yok. O zaman peki. Yoksa yapacak bir şey yok. Güney'e geldik. Biz orada bir kendimizi düşürdük. Envanterden bir şey düşmüyor. Güzel. Acaba şu an bir şey craft edebiliyor muyuz? Bakalım. Bunlar bir şeylere yetecek mi? Resipi bilmediğimiz için şu an boş bir şey de çıkabilir. Çöp de olur. Aa ne potion çıkardı. Bu neymiş? Poison. Increase vitality. HP'mizi düşürüyormuş. 92 HP düşürüyor ama çok iyi özellikler veriyor. Tamam. Bunu kaydedelim. Poison. Pot. Bit. Vitality Dex. STR. Tamam. Kaydettik. Bunu satarız. Aa boşa gitti. Hayır. Fire damage'ımız kılıç damage'ımızdan daha yüksek yalnız. Oh be. Demek ki bundan sonra fire damage yapıyoruz.
Güzel bir kalkan, perisi yüksek ver. Bu nedir? Club alalım. Bu neymiş? Increase physical protection. Potion ingredient. Peki, potion yaparken onu kullanabiliyoruz. Bunu da ver. Satarız bunları. Böyle. Sort. Sort it. Burada birini öldürmemiştik. Burada bir ok var. Yetmiyor mu? Hiç yetmiyor. İki tane kaldı. Bitti. Olsun, denedik. Çalışmadı. Şuradan health'imizi indirelim. Shrine de bu galiba. Aynen. Shrine. Biraz daha health'imizi artırırsan Thor'a benzer Tanrı. Şöyle haritaya bir bakalım. Şimdi bizim buraya gitmemiz lazım. Peki kasaba burası Hogwarand. Bu herhalde dosttur. Save. Her zaman save arkadaşlar. En önemlisi ki. Okey. Selam. Dostmuş. Konuşalım. Görevle ilgili bunda bir şey yok. Bir anda sis kalktı. Al satıcı. Merhaba. Sana bir şey satmak istiyorum. İstediğim şey bu dedim ama sen satıcı değilsin herhalde. Garip. Satıcı yok mu burada ya? Burası han mı? Yok, özel evmiş. Dur bu arkadaş satıcı değil mi? Trader olması gerek diye düşünmüştüm de. Caravans came through our villages thrice weekly. Our taverns were full of drunken foreigners with gold to spend. Aye, those were the good times indeed. Öyleymiş. Peki, şuraya geç. Bu arkadaş da satıcı olmasa gerek. Bu kimmiş? Good day to you, mercenary. I heard about your conduct in the temple. I believe I could use someone like Ha, bu görev veriyor. Yeşil o zaman görev alabileceğimiz şeyler. Tamamen unutmuşum oyunu. Yeni unutunca böyle yeniden keşfetmek çok eğlenceli oluyor. Thank you. Snowworks live on that glacier and Glacier'de yaşıyorlarmış Snowworklar. I fear for the villagers. Since the dwarves closed the border, life has become Cüceler sınırı kapattıkları için bunlar da burada kalmışlar, gidemiyorlarmış o yüzden. The king's law states that new villages on the borders of the kingdom shall pay no taxes for 5 years. This was the main reason why they founded Broomhill. Something strange is happening around the glacier. Snow orcs had never left their home before, but nowadays they're even turning up in Talmont. And people say that they eat human flesh. Farewell. Peki. Aldık görevimizi. bu satıcı olsa gerek. Altın ikonu var. Güzel. Böyle birinin satıcı olması garipmiş. Arkada yalnız muhabbet kuşu seslerinin gelmesi. Peki. Şuna ihtiyacımız yok.
Kılıçlara ihtiyacımız yok. Bize herhalde o süreçte altın veriyor. Club. Okumuz kalsın. Spike trap'imiz kalsın. Peki bu kadarı yeter bize. Sende ne var? Poison damage. Bak bu işimize yarabilir de çok pahalıymış ya. Ateş bak ateş o snowwalklarda işe yarayabilirdi. Kadar quiver. Bizde quiver'ımız varmış. Bunu alalım mı ya acaba? Bunu alalım. Dedim buraya koyacakmış. Satsak geri ne kadar veriyor? 25. Of olamaz ya. Neyse. Buna koyalım. Bu kim? Village Elder mı? Bu da mı görev veriyor? Bu olabilir. Ferret Redissimus, a friend of mine, told me that you are trustworthy. Now to business. I need a gift for my wife. Bu mu güvenebileceğin konu? Hediye istiyormuş eşi için. I know of one called the Moon Eye, especially large and beautiful. Edwin of Broomhill has this crystal. He is an old friend and will probably sell it to me with no hesitation. Ha verdi parasını git al gel diyor. Broomhill. Umarım pişman olmayız. Peki. Görevimizi aldık ikinci görevimizi. Kendimizi geliştirmek için görev aldık en azından. Şimdilik burada bitirelim. Daha sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Dediğim gibi 1-2-3 bölüm olabilir en fazla. Dediğim çok böyle boşta kalırsak ki sanmıyorum boşta kalacağımızı devam edebiliriz ki ben devam etmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.